Değerli arkadaşlarım, hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bu 2000'lilerle ilgili durumlar, seçim sonrası, yol haritası gibi durumları çeşitli açılardan değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, seçimden sonra benim sosyal mecralarda izlediğim kadarıyla toplumun hemen hemen yarı yarıya ayrılmış vaziyette, işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, oyları birbirine yakın ve derin bir kutuplaşma içine girdiklerini izliyorum. Millet İttifakı hükümete, yani Cumhur İttifakı'na oy verenleri suçluyor. İşte Cumhur İttifakı zafer coşkusu içerisinde. Umarım bu tür şeyler abartılmaz. Her şey yerlerine oturur. Herkes vazifesini yapmaya başlar. Şimdi seçimden önce Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu son anda bir kademeli emekli bizzat seslendirmişti yapacağını. Cumhur İttifakı'ndan ise, daha doğrusu Çalışma Bakanı hükümetten bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir şey yapılmayacağını, bir mağduriyet olmadığını, gereken şeylerin yapıldığını söyleyip kestirip atmıştı. Ama bana sorarsanız ne Millet İttifakı kazansaydı kesin olarak bu işi yapacaktı, yani takip edecekti konuda yaptırmak için. Ne de Cumhur İttifakı daha önceden bunu seslendirmediği için tamam işimiz bitti artık bizim işimiz olmayacak gibi düşünmememiz gerekiyor. Şu anda yeni bir yol haritası, yeni strateji bu konuyla ilgili belirleyip en kısa zamanda inşallah bu hükümete bu konuyla ilgili adaleti sağlayıcı şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, 99'da yapılan kanun mevcut olanların adaletsizliğini düzeltti. Tamam, yani mevcut olarak sigortaya girmiş olanların adaletsizliğini düzeltti. Çalışma Bakanımız da şimdi bizler için neyi düzelteceğiz? Onlar o zaman sigortalı değildi ki diyor. Şimdi biz böyle açıyı daraltıp hani böyle bir takım tabirler var, onu demiyorum da yani şöyle dümdüz baktığımız zaman biz de çeşitli şekilde yani söylemlerde bulunabiliriz. Milyonlarca 2000 sonrası mağdur insan bu seçimde AK Parti'ye oy vermemek için bir sürü gerekçe ortaya dökebilirdi. Derdi ki işte bakın mağduruz biz, emekli olamadık, haksızlık oldu, eşitsizlik oldu. Derlerdi ki İşte dolar ne oldu, peynirin kilosu ne oldu, bahane üstüne bahane bulur ve oyunu vermezdi. Ama arkadaşlarımız oy vermek için bahane aradı. Nedir? İşte beka dedi, din dedi, yaparsa bunlar yapar dedi, mevcut hükümeti, Cumhur İttifakı'nı destekledi. Ama parti nazarında, milletvekili seçiminde ise AK Parti'yi cezalandırırcasına işte MHP'ye ve yeniden refaha doğru bir yöneliş oldu. Bu insanlara vefalı olmak lazım artık. Her şeye rağmen, kendi emeklilik veya işte vaat alamamasına rağmen böyle konularda seçimini değiştirmedi. Eğer ki milletvekili seçimi gibi tercihini değiştirmiş olsa inanın ibreler aksi istikamete dönecekti. Bundan sonra AK Parti'ye düşen, Cumhur İttifakı'na düşen bu insanlara vefalı davranmaktır. Öyle eski bakanın inşallah eski olacak. İnşallah da öyle düşüncelerde bakanlar olmaz. Böyle düz bakışla. Çünkü hani dedim buradaki insanlar oy vermek, desteklemek için sebepler aradı. Bu eski bakanımız da bu kadar büyük bariz adaletsizliği örtmek için dümdüz bir bakışla ve hakları vermemek için uğraştı. Yani görmemek için uğraştı. Arada bu kadar işleri sızlatan bir fark var. Yani bu seçmenlerin bu güzel duyguları, yetkili makamların görmezden gelişi gerçekten iç kanatıcı şekilde ve insan şunu sormak istiyor. Kimin parasını? Hani biz cebimizden vermiyoruz ki kimseye bir şey. Yani bu tamamen insanların ortak hakları, ortak parası, ortak imkanları veya ortak yükü. Şimdi bu yükü bu tarafa koyup imkanları o tarafa faydalandırırsanız o zaman nerede kaldı adalet? Herkesin emeği, herkesin hakkı kendine göre mukaddes. Bu hak dağıtımında herhangi bir
inisiyatif, herhangi bir tercih, herhangi bir seçim yatırımı, hiçbir şey olamaz. Tamamen adalet olması gerekiyor. Hakkının hakkı hakkıya verilecek. Başka türlü tercihler vebaldir, kul hakkıdır. Dünyada da, ahirette de bunun bir karşılığı olur mutlaka. 99'daki kanuna dayanarak, işte ondan sonra girenlere, işte siz kanundan sonra girdiniz, yeni hükümlere göre bundan sonra sizin çalışma hayatınız olacak. Ama o kanun adalet sağlamamış. Kanunla insanların emekleri, çalışma hayatlarının hacmi daraltılıp küçültülemez. Ancak güvence altına alınabilir. Şimdi kanundan sonra girenlerin hakları, emekleri küçültülmüş, diğerlerin büyütülmüş. Ona göre karşılıklar, ona göre imkanlar verilmiş bu insanlara. Hepsine benzer olması lazım. Tamam, sistem kaldırmıyor, değişiklik yapılacak. O zaman kanun, milat böyle uçurum oluşturmayacak. Bir köprü vazifesi görecek. Arada insanların böyle birbirinden ayıracak, bu ülkenin sosyal yapısını bölecek, çalışma hayatını paramparça edecek şekilde bir uçurum oluşturmadan insanların sindirebileceği bir geçiş olacak. Adaletli olan budur. Bundan sonra AK Parti'ye yakışan da bu adaleti sağlamaktır. Fatih Erbakan'a gelecek olursak, Fatih Erbakan bizlerle ilgili gerçekten güzel ilgilendi, dile getirdi ve şu ana kadar izlediğimiz izlenimlere göre bu konuyla ilgili hala ilgilenmeye devam ediyor. Zaten bizim arkadaşlarımızın da ona büyük desteği oldu. Başlangıç desteği diyebiliriz. Bundan sonra da artarak devam eder. Bu konuyla ilgilenmeye devam ederse ileride Türkiye'yi yönetecek güçlü isimlerden bir tanesi olacaktır. Şimdi önümüzde belediye seçimleri var. Belediye seçimlerinde her ne kadar şimdi insanlar belediye seçimi deyip geçmemek lazım. Çünkü birçok arkadaşımız eminim ki artık beka, din gibi konular riskte olmadığı için onlara göre. Ya AK Parti'ye teveccüh olmayabilir. Eğer hala bu konuda gelişme olmazsa 2000 sonrası AK Partili mağdurlar tercih değiştirebilir. Nasıl olsa beka sorunu yok, din sorunu yok der. Ve normal şartlarda değişen belediyedir ama eğer ki belediye seçimlerinde muhalefet iktidarı geçecek olursa bu hiç de öyle belediye seçimleri gibi olmayacaktır. Ondan sonra muhalefetin güçlü bir argümanı olacaktır ve diyecektir ki bu hükümet siyasi meşruiyetini kaybettiği, halk desteğini kaybettiği için erken seçim talepleri dillendirilmeye başlayacaktır ki bu da zaten benim hiç istemediğim istikrarlı şekilde gitmesi lazım. Yani bu şekilde tartışmalara girilecektir. O yüzden 2000'liler gerçek manada seçimin sonucunu değiştirebilecek güçteyken değiştirmediler. Vefalı şekilde davrandılar. Kendilerinden geçip hükümeti desteklediler. Hükümetin de buna mukabele etmesi gerekiyor. Ve belediye seçimlerinde bu tarz tartışmaların da olmaması için insanların gönlüne göre hareket edilmesi gerekiyor. Zaten birdenbire insanlar emekli olmayacak. Hani bir 25 yıl kuralı var zaten. Primini dolduran 25 yılı bekleyecek. O da demektir ki 2000'liler en erken emekli olacak olan yani 2 yıldan 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl mesela şu anda 18 yıl primi sigortalılığı olan o 7 yıl daha bekleyecek. Yani bu belli bir kademe olmuş olacak aslında. Yani 25 yıl kuralı aslında 5 yıl emekli erteleme kuralıdır. Değerli dostlarım, benim 7200 Bağkur primim de oldu. Zaten 9000 günden de 7200'e düşecek. 60 yaşına kadar 14 yıl boyunca Bağkur primini ödemeye devam mı edeceğim ben? Ben hiç inanmıyorum böyle şeylerin olacağını. Mutlaka bu iş, yani ben tahmin ediyorum 4-5 yıl içinde, 50 yaşında henüz vardım, Allah nasip ederse yaşarsın. Yani 4-5 sene içerisinde benim 25 yılım da dolmuş oluyor. Primim zaten doldu. Emekli olacağımı düşünüyorum. Hiç de kendimi karartmıyorum. Bu iş konusunda müşteriyim ama uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, gerçekten bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var. Ben şimdi buradan anlatıyorum ama bazen de bu kanalda işte ne bileyim nostalji, bisiklet, benim normal hayatımda olan şeyleri de yayınlıyoruz ki o amaçla burada bulunan arkadaşlarımız da var. Bazı arkadaşlarımız onları görünce hemen abonelikten çıkıyor. Şimdi bu olmaz arkadaşlar. Yani
Bırakın çıkmayı, yeni arkadaşların katılması lazım. Sözümüzün güçlü çıkması için. Bu birazcık böyle bir sürecek süreç. Dillendireceğiz, insanlara anlatacağız, yetkilileri uyandıracağız, bilgilendireceğiz. Bunun için ben bu konudan mağdur olmuş arkadaşlarla söyleşiler yapacağım, röportajlar yapacağım. Reel ya da short videolara hazırlayıp viral olmasını sağlayacağız. Yahut da daha profesyonel prodüksiyonla icabında yaptığımız güzel bir videoyu sponsor basıp daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacağız. Yani bilgi, beceri, zeka ürünü videolarla insanlara ulaşmaya çalışacağız ve desteğe ihtiyaç var. İlginizi çekmeyen bir konu üzerine bu kanalda bir video çıkarsa seyretmeyin ama abonelikten de çıkmayın yani. Değerli arkadaşlarım, bu sözlerle videomuzu tamamlayalım. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah iyi olacak diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.